Evet, tekrar merhaba değerli izleyiciler. Yayını devam ediyoruz. Önümüzdeki iki saat boyunca beraber olacağız. Afşin Yurdakul ben. Mutlu bayramlar diyoruz tekrar Habertürk ekibi olarak sizlere. Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabını ekranlara taşıdık. Haberlerle, gelişmelerle devam edeceğiz. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Adıyaman'da konuştu. 14 Mayıs seçimleri için destek istedi Kılıçdaroğlu. Toplum çok ayrıştı, buradan çıkmamız lazım dedi. Depremzedelere evlerinin ücretsiz teslim edileceği sözünü de yineledi. Toplum çok ayrıştı, çok bölündü. Buradan çıkmamız lazım. Bunun için mücadele ediyorum, sizlerin desteğiyle getireceğim. Toplum çok ayrıştı dedi, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ayrıştırdılar, birleştireceğiz. Kavga ettirdiler, kucaklaşacağız. 14 Mayıs'ı geçirip bayram havası içinde 15 Mayıs'ta inşallah yeniden göreceksiniz, kucaklaşacağız. Bu ülkeye barışı, bu ülkeye kardeşliği getireceğiz. İnanın buna. CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bayramı depremin vurduğu Adıyaman'da karşıladı. İlk durağı belediye mezarlığı oldu. Depremde hayatını kaybedenler anıldı. Dua edildi. Ardından 75. yıl koşu parkına geçti Kılıçdaroğlu. Depremzedelerle bir araya geldi. Seçimler için destek istedi. Bu memlekete adaleti, hakkı, hukuku mutlaka getireceğim. Ama bunun için sizin desteğine ihtiyacımız var. Bu ülkede yaşayan 85 milyon insanın adalete ihtiyacı var. Depremzedeler için ücretsiz konut vaadini yineleyen Kılıçdaroğlu, bunun anayasal bir hak olduğunu söyledi. Diyorlar ki yeniden yapacağız, 20 yıl taksitte paraları alacağız. Size sözüm söz. Her evi, her dükkanı, her ağrı yeniden yapacağız ve bir kuruş almadan size teslim edeceğiz. Devletin ev yapıp teslim etmesi ve karşılığında hiçbir ücret almaması anayasanın bir gereğidir. Size verdiğimiz söz anayasal bir sözdür ve o sözün gereğini mutlaka ama mutlaka yerine getireceğiz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayram namazının sonrasında MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yaptı Bahçeli. Türkiye'nin 6 Şubat'tan bu yana hüzünlü bir süreç yaşadığını belirtti. 14 Mayıs seçimlerine dikkat çekti. Türk milleti önemli kararlar alarak acılı süreci aşacak dedi. Milletimizin mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyor. Huzur içerisinde kaynaşmış, bütünleşmiş, her türlü yanlış ifadelerden uzaklaşmış bir Türkiye ile 14 Mayıs'a ulaşmanın da gayret içerisinde olmalıyız. Ramazan bayramını kutladı. 14 Mayıs seçimlerine dikkat çekti. Bayram sonrası gelişmeleri de dikkate aldığımızda Türkiye aynı zamanda millet iradesine de başvuracak bir süreci yaşıyor. Zannediyorum Türk milleti önemli kararlar almak suretiyle Türkiye'deki bu acılı, hüzünlü bütün süreleri aşacak ve milletçe güler yüzlü bir topluluk haline gelebilecek şartlar oluşacaktır. MHP lideri Devlet Bahçeli, bayram namazı sonrası MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti. Dua etti, karanfil bıraktı. Ardından soruları yanıtladı. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından Türkiye'nin hüzünlü bir süreç yaşadığını söyledi. Normalleşme mesajı verdi. 6 Şubat'tan bugüne kadar geçen süre içerisinde mübarek Ramazan ayını da kapsayan bir süreç. Acılı, hüzünlü geçen bir süreç. Ama şu an için milletçe bir bayrama erişmenin getirdiği ayrı bir mutluluk da var. Şu an için Türkiye'de hayat normalleşiyor. Milletimiz umutla geleceğe bakıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Malatya'da depremzedelerle bayram kahvaltısında bir araya geldi. Kimlik üzerinden yapılan ayrışmaya tepki gösterdi Akşener. Bu ülkenin nüfus cüzdanına sahip herkes bu ülkenin ağasıdır, paşasıdır dedi.
Bu ülkenin nüfus cüzdanına sahip her bir ferdi bu ülkenin ağasıdır, paşasıdır, beyidir, miridir, her şeyidir. Bu nüfus cüzdanına herkes saygı duymayı öğrenecek. Kimlik üzerinden ayrışmaya tepki gösterdi. Milletimiz 14 Mayıs'ta doğru kararı verecek dedi. Milletimiz adil bir Türkiye için doğru kararı verecek. Milletimiz İYİ Parti'yi birinci, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu da Cumhurbaşkanı yapacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Malatya'daydı. Depremzedelerle bayram sonrasında bir araya geldi. Türkiye'ye dair bir hayalim var dedi. Ülkemizi kutuplaşmadan çıkaracak ve bu düzeni bitirecek bir hayalim var. O hayalim de işte bugün birlikte buluştuğumuz bu sofradır. Bir ev düşünün. Böyle bir sofrada bir araya gelmiş torunlar, çocuklar, babaanneler, anneanneler, arkadaşlar. Kiminin saçının burası mor boyalı, kimi başörtülü. Kimi gencin, erkek çocuklarımızın kulağında küpe var. Birinin üzerinde kafasında namaz takkesi. Neşe dolu kahkahaların yankılandığı bir ev. İşte 14 Mayıs ile birlikte Türkiye hepimiz için böyle bir ev olacak. Tüm Türkiye bahara kavuşacak. Akşener iktidarı da eleştirdi. İmar aflarının arkasına sığınan iş bilmezlik, kader planı olarak pazarlanan sorumsuzluk tarih olacak. Tek adam sistemi tarih olacak. Bu seçim Türkiye'nin kaderini değiştiren tarihi bir seçim olacak. Akşener Malatya'nın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Hatay'ın Samandağ ilçesine geçti. Onlar bize adil olmadılar ama biz onlara karşı adil olacağız. Ve 14 Mayıs akşamı Sayın Kılıçdaroğlu'nu alkışlarla o sandalyeye oturtacağız. Cumhuriyet Halk Partililer gücenmeyin de yahu bir oy Kemal'e bir oy Meral'e alabilir miyim? Deprem bölgesine gideceğiz. Büyük felaketten sonra ilk bayram bu. Hüzünlü ve buruk. Çünkü insanların acıları taze. Habertürk ekipleri oradalar. Gizem Türemen Adıyaman'da. Yalın Onat Ergör Hatay'da. Gizem'le başlayacağız. Gizem Türemen notlarını dinliyoruz. 50 bin kişiyi kaybettik 6 Şubat'tan bu yana. Elbette bayram buruk geçiyor ama bir şekilde hayatta kalanlar bayramlaşmaya, gelenek göreneklerini devam ettirmeye çalışıyorlar. Biz İbrahim Tozbey ile beraber Sümer Park'tayız. Burası aslında bir park. Parkın içerisi bu şekilde çadırlar kurularak bir çadır kente dönüştürülmüş. Daha çok çocukların olduğu, ailelerin yaşadığı bir çadır kenti aslında burası. Tam bayramın ilk günü de tabii çocuklar da bir anda kamera görünce ilgileri bizim üstümüzde ama sizi bir aileyle tanıştırmak istiyorum. Hatta iki aile, Güler ailesi Çadırkent'te yaşıyorlar. Karşılıklı iki kardeş yaşıyor ve bayramlaşmak için böyle bir bu noktada buluşmuşlar. Gelenleri var. Kimler geldi efendim? İyi bayramlar öncelikle. Kimler geldi buraya? Cevap veremem. Şu versin. Size soralım. Kim geldi buraya? Buraya abim Güle geldi. Bu ablası Güle geldi bayramlaşmaya. Bir nevi işte biraz acılarını hafifletmeye geldik işte. Öyle. İki aile mi var? İki aile var burada. Nasıl geçiyor bayram? Vallahi nasıl geçebilir? Buruk geçiyor. Hani ne kadar yakın derecede aile kayıplarımız olmasa dahi insan üzülüyor ister istemez. Tanıdıklarını gördüklerin, selam verdiklerin. Allah'ın rahmetine kavuşmuşlar ama insan duyduğu zaman kendinden geçiyor. Sen akrabanmış gibi geliyor sana. Mezarlık ziyareti yaptık mı sabah? Evet yaptım ben. Yani şu an oradan geliyorum da benim beynim durdu orada. Bir ağıtlar, bir şeyler. Artık kim ne sevmişse baş ucuna sarmışlar onu. Yazmam olsun, formam olsun, çay bardağım olsun. Mezarlıklarda evet, değil mi? Evet, felaket. Yani şu an hani direkt anlatılmaz ancak görmen lazım ki insan onu şey anlatabilir. Her şeyi anlatamıyorsun, dile getiremiyorsun. Yaşayabilirsin ki sen şeyden. Durum geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Kısa kolay gelsin. Yine daha mikrofonu uzatmak istiyorum. Efendim geçmiş olsun, sağ başınız sağ olsun, iyi bayramlarınız olsun. Sağ olasın, teşekkür ederim. Nasıl geçiyor bayram? Valla bayram nasıl diyeyim, hem bir sevinç hem bir üzüntü işte. Akrabalar, dostlar yine mecbur buluşmaya gidiyoruz. Onlar gelmiş, onlar razı olsun işte. Eski bayramların tadı yok.
eski dostluklar yok. Ne bileyim artık. Geçen yıla nazaran. Geçen yıla göre çok fark var arada. Dolar kadar fark var. Allah. Allah ne fark var efendim? Yani her türlü geçen bayram mesela akraba ziyaretine giderdik. Şimdi gidemiyoruz. Yani, çünkü içimizde. Ama sizi ziyarete gelenler çok. Var, Allah razı olsun hepsinden. Yani tabii biz de gideceğiz. Mecbur akrabaları ziyaret edeceğiz. Yani hani diyor ya hayat devam ediyor. Allah razı olsun işte milletten de. Devam ediyor hayat. Evet, tabii güzel değil ama işte hayat devam ettiği için işte bayram ziyaretine geldik. Siz çadır kenti ziyarete geldiniz. Evet, çadır kenti ziyarete geldik. Bayramlaştık. Sabah kalktım mezarlığa gittik. Bayram namazına gittik. Eskisi gibi değil yani tadı yok. Kayıp var mı? Kayıp ikinci derecede kaybımız var. Ne kadar? İkinci derece akraba var. Kaç kişiyi kaybettik? 20-30 kişi vardı. Var. Zaten kaybı olmayan yok gibi yok, bir şey Adıyaman'da. Şu an kaybı olmayan şu an Adıyaman'da yok bence yok yani. Zar zor bir tanesi bulamazsın. Yani zor. Gerçekten çok zor. Allah kimse yaşatmasın. Çocuklar mı? Sizlerin çocukları mı şu an gördükleri? Bu benim kızım, bu benim, bu da benim. Onlar da zor çekti, zorluk çekti. Onlar. Biz nerede yaşıyorsunuz? Biz de köyde yaşıyoruz. Adıyaman. Çadır mı kurdunuz? Yok, çadırda oturuyoruz. Ha, kendi iş yaptık. İyi bayramlarınız olsun, geçmiş olsun, başınız sağ olsun. Çok söylenecek bir şey olmuyor maalesef. Maalesef öyle, maalesef öyle. Her şey rağmen devam ediyor. Hayat devam ediyor. Mecbur bir şekil kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eskisi gibi olacak mı? Olmuyor. Kesinlikle de olmaz. Her şeye rağmen hayat kaldığı yerden mecbur devam edecek. Yapacak bir şey yok. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Birkaç kişiye, çadır kentte yaşayan birkaç kişiye mikrofon uzattık. Bayram buruk geçiyor. Kayıplar var. Birinci derece olmasa da ikinci derece kayıplar var. Çocukların yüzü bir nebze olsun gülsün diye bugün bayramlıklarını giydirdiler. Ve inanın çadır kentte çadırdan çadıra bayramlaşmalar, konteynerden konteynere bayramlaşmalar veya il dışından çadır kente gelen, çadırlara gelen akrabalar var. Buruk da olsa, depremin gölgesinde de olsa bayramın ilk günü bayramlaşmalar sürüyor Adıyaman'da. Gizem Türemen çok teşekkürler. Konuştuğunu herkesin bizler de bayramını kutluyoruz. Gizem'in de duygulandığını biliyorum. Aynı şekilde ben de öyle hissediyorum. Hatay'a dönelim. Yalın Onat Ergör orada. Nasıl geçiyor bayram Yalın'dan diye. Tabii buradaki bayramı, Hatay'daki bayramı biz herkese soruyoruz. Nasıl geçiyor bayramınız diye. Tabii ki cevabı hep buruk oluyor. Çünkü onlar için bayram Hatay'da buruk geçiyor. Biz de Ceylanlı'dayız. Ceylanlı köyü yıkımın yoğun olduğu, çok olduğu köylerden birisi ki burada 550 hane evden 155'i yıkıldı, 200'ü de hasar aldı. Neredeyse tabii köyde ev kalmadı desek yeridir. Yine ayakta duran tabii evler var. Yine ayakta durur gibi duran bir ev var hemen önümüzde. Burada bayram nasıl geçiyor Yalın dersek bize, yine şehir dışından. Yalın'a döneceğiz. Yalın'a anlatacak Hatay Cumhurbaşkanı konuşuyor. Oraya döneceğiz şimdi. Özel sektörün teşvik edilmesiyle geçmişle mukayese edilemeyecek kadar hızlı bir mesafe kat ettik. Sadece dönüşüm ve sosyal konut projeleriyle 13 milyon insanımızın hayatına dokunduk. Ancak 6 Şubat'ta gördük ki deprem bizim hazırlıklarımızın bitmesini beklemiyor. Bir yandan deprem bölgesindeki şehirlerimizi bir yıl içinde ayağa kaldıracak çalışmaları özellikle yürütürken diğer yandan da ülke genelinde yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Hiç şüphesiz 1999 depreminin acıları hala taze olan İstanbul, nüfus yoğunluğu ve stratejik önemi sebebiyle bu seferberlikte ilk sırada yer alıyor. İstanbul'un 39 ilçesinde 220 bin binadaki 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altındadır. Bizim dönüşümünü tamamladığımız 695 bin konuta çok acil olarak her yıl 300 bin yeni konut ilave etmemiz gerekiyor. Halen sahada dönüşümü süren 98 bin konut var. Daha önce Esenler'de 60 bin konutluk dönüşüm projesinin ilk etabını teslim etmiştik. Pazartesi günü 12.418 konutluk bir proje olan Yeni Fikirtepe'de ilk anahtar teslimlerini
gerçekleştirdik. Bugün de Gazi Osman Paşa, Esenler, Başakşehir ilçelerimizdeki toplam 2410 konutun ve 49 dükkanın anahtarlarını hak sahiplerine veriyor. 2158 konutun ve 152 dükkanın da temelini atıyoruz. Ayrıca Esenler'deki kuzey rezerv alanında da 2067 konutun ve 83 dükkanın inşasını başlatıyoruz. Böylece açılış ve temel atmalarla yerinde ve rezerv alanlarda toplam 6635 konut ve 201 dükkandan oluşan bir dönüşüm projesini hayata geçiriyoruz. Konutların ve dükkanların hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Bununla birlikte 6 Şubat depremlerinin verdiği mesajı dikkate alarak çok daha büyük bir dönüşüm projesi başlatıyoruz. Amacımız İstanbul'da her biri 500'er bin konuttan oluşan 3 ayrı projeyi hızla hayata geçirmektir. Birincisi, Avrupa yakasındaki rezerv alanlarımızda 500 bin konut yapmaktır. İkincisi, Asya yakasındaki rezerv alanlarımızda 500 bin konut yapmaktır. Üçüncüsü, buralara taşıyacağımız nüfusla epeyce seyrelteceğimiz mevcut yerleşim yerlerinde 500 bin konutu yerinde dönüştürmektir. Böylece 1,5 milyon yeni konutla en az 6 milyon İstanbulluyu güvenli yuvalara kavuşturmuş olacağız. Bina yoğunluğunu seyrelteceğimiz yerlerde yeni yeşil alan, sosyal birimler, toplanma alanları yapacak, şehrin trafiğini de rahatlatacağız. Temelini attığımız Esenler projesi rezerv alanlarımızdaki 100 bin konutluk dönüşümün ilk adımıdır. Bugünü İstanbul'da 100 yılın dönüşümünün başlangıç tarihi miladı olarak görüyoruz. İstanbul'daki tüm vatandaşlarımızı bu büyük dönüşüme dahil olmaya, katkı sağlamaya davet ediyorum. Buna hazır mıyız? Sadece bu davetle kalmıyor. İki önemli adımla konutlarını dönüştürecek İstanbullu kardeşlerimize de destek oluyoruz. Kardeşlerim, bugün sizlerle İstanbul'un şehircilik tarihinde yeni bir sayfa açacağına inandığım iki müjdemizi paylaşacağız. İlk müjdemizin adı kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasıdır. Oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. Mesela diyelim ki 100 metrekare büyüklüğünde iki oda bir salon evini yeniden yapmak isteyen vatandaşımızın önüne 1,5 milyon lira bir maliyet çıktı. Bunun 750 bin lirasını biz hibe olarak vereceğiz. Kalan 750 bin lirasını vatandaşımız kendisi koyacak ve böylece hemen evini yenileyebilecek. Devletin karşılayacağı kısım 120 metrekare büyüklüğündeki 3 oda 1 salon ev için ise 1 milyon 800 bin liranın yarısına tekabül eden 900 bin liraya ne olacak? Çıkacak. Vatandaşımızın kendi koyacağı kısım içe borçlanacaksa ona da çeşitli kolaylıklar sağlayacağız. Örneğin bu vatandaşımız %0,79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek. Veya %10'u peşin, kalanı 10 yıl vadeli olarak ÜFE, TEFE, memur maaş artış oranlarından düşük olanını aşmayacak düzeyde güncellenecek rakamlarla borcunu ödeyebilecek. Bu yöntemle %10'u peşin ödenen 750 bin liralık borçlanma için
Aylık taksit 5.625 lira. 900 bin liralık borçlanma için aylık taksit 6.750 lira düzeyinde gerçekleşecek. Dolayısıyla cebinde hiç birikmiş parası olmayan vatandaşımız bile devletin vereceği katkıyla ve kendi payına düşen kısmı uygun şartlarda borçlanarak güvenli bir yuva sahibi olabilecek. Sağ olun. Tüm bu dönüşümleri TOKİ güvencesi ve kalitesiyle gerçekleştirerek herhangi bir istismara veya tereddüde yer bırakmayacağız. Ayrıca evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere de yine 0,74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı sağlıyoruz. Böylece vatandaşımız bilecek ki riskli binasını sağlam bir şekilde yeniden yapmak istiyorsa devleti hibesiyle, kredisiyle yanındadır. En ağır sonuçlar doğurabilecek deprem riski burada olduğu için kampanyayı nereden başlatıyoruz? İstanbul'dan başlatıyoruz. Amacımız bu şekilde İstanbul'da dönüşüm ihtiyacı olan 1,5 milyon konuttan durumu acil olan 300 binini, 200 bini yerinde, 100 bini rezerv alanlarda olacak şekilde bir yılda tamamlamaktır. Takip eden yıllarda da aynı dönüşüm rakamını yakalayarak İstanbul'da 5 yıl içinde depreme dayanıksız bina bırakmamakta kararlıyız. Önümüzdeki çarşamba günü başvuruları başlayacak kampanyanın detaylarını bakanlığımız ilan edecek. Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasının ülkemize, İstanbul'umuza ve bundan faydalanacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İkinci müjdemiz kira yardımlarıyla ilgili. İstanbul'da kira yardım tutarını 3.500 liradan 5.250 liraya yükseltiyoruz. Kampanyamıza katılan vatandaşlarımız ister kira yardımından yararlanabilir, isterse uygun şartlı kredi kullanarak evini hızla yenileyebilir. Yeni kira yardımı rakamının da hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca kura çekimleri devam eden ilk evim kapsamındaki 50 bin konutun ve ilk arsam kapsamındaki 50 bin arsanın da şimdiden hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kardeşlerim, hep söylediğim gibi bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz sadece eserlerimizle, yatırımlarımızla, başarılarımızla konuşuruz. Kimsenin kökenine, inancına, meşrebine bakmadan herkesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birinci sınıf vatandaşı olarak görür ve buna da böyle hizmet ederiz. Milletimizi köken vurgusuyla bölmek, mezhep vurgusuyla ayrıştırmak, yalan ve iftira dolu ezeyanlarla kamplaştırmak isteyenlere bir bakın. Bugüne kadar ülkemize ne kattıklarına bir bakın. Mesela Kılıçdaroğlu'nun başında bulunduğu SSK'yı batırmak, genel başkanı olduğu partiye her seçimde kaybettirmek dışında bir vasfı var mı? Hadi geçmişte bir şey yapamadı diyelim. Bundan sonrasına dair vizyonuna bak. Kılıçdaroğlu'nun ülkenin ve milletin geleceğine ilişkin gerçekten emek mahsulü, çalışılmış, altı dolu herhangi bir projesi var mı? O da yok. Çünkü bunların öyle bir dertleri, böyle bir gayeleri yok. 7 kişi bir masanın etrafında bir yıl boyunca toplantı üstüne toplantı yaptılar. Sonuçta oradan kavga, kıyamet dışında bir şey çıktı mı? Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı bir yıl önce de belliydi. Öyleyse bunca tiyatro niye oynandı? Çünkü orada kimsenin kimseye güveni yoktu. Daha birbirlerine güvenemeyenler, milletin kendilerine güvenmesini,
ve ülkeyi teslim etmesini istiyor. Birbirlerine saç baş girdikleri yetmediği gibi bir de PKK'dan FETÖ'ye, tüm terör örgütlerinin ülkemizle ilgili iştahlarını kabarttılar. Buradan CHP ve ittifakı altında topladığı diğer partilere gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum. Siz kendinizin ve evladınızın geleceğini bu yedili kavga masasına emanet eder misiniz? Buradan hangi partiye gönül vermiş olursa olsun milletimin tamamına sesleniyorum. Ülkenizin güvenliğini, huzurunu, akıbetini kendi deyimleriyle bu kumar masasına emanet eder misiniz? Hanımlar, bakkala ekmek almak için göndermeye bile güvenemeyeceğiniz birine ülkeyi emanet edebilir misiniz? Beyler, dükkanınızı, atölyenizi, tezgahınızı 5 dakikalığına bırakamayacağınız birine ülkeyi emanet edebilir misiniz? Gençler, dersinize yardım etse verdiği bilgilerin doğruluğuna şüpheyle bakacağınız birine kendi geleceğinizi teslim edebilir misiniz? Çiftçi kardeşim, önüne 3 keçi katsanız akşama hepsini de kaybedip geleceğini bildiğiniz birine ülkenizin geleceğini teslim edebilir misiniz? İşveren kardeşim, kendi müessesenizde vasıfsız eleman olarak çalıştırmayacağınız birine ülkenin geleceğini emanet edebilir misiniz? Emekli kardeşim, oturduğun apartmana yönetici olarak seçmeyeceğin birisine ülkenin geleceğini emanet edebilir misin? Öyleyse gelin 14 Mayıs'ta tercihimizi, tüm tereddütlerimizi bir kenara bırakıp aklımızın ve vicdanımızın sesini dinleyerek yapalım. Emin olun bu ses size Cumhur İttifakı diyecektir, Tayyip Erdoğan diyecektir. Kandil'le işbirliği yapan Bay Bay Kemal'e bu ülkeyi teslim edebilir misiniz? Yarın inşallah deprem bölgesindeki kardeşlerimle hem bayramlaşacak hem biten ilk köy evlerinin teslimini yapacağız. Ve 319 bini bir yılda teslim edilmek üzere toplamda 650 bin yeni ev yaparak deprem şehirlerimizi ayağa kaldıracağız. Milletimizin bu depremde gösterdiği dayanışma Türkiye yüzyılı vizyonumuz için bize umut vermiştir, şevk vermiştir. İstanbul başta olmak üzere deprem riski altındaki tüm yerleşim yerlerimizi yeniden inşa ederek ülkemizi tüm tehditten kurtarmayı yeni dönemdeki önceliklerimizin en başına yerleştirdik. Türkiye'nin siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik gücü arttıkça insanlarımız daha güvenli ve müreffeh bir hayata kavuşacaktır. TCG Anadolu'yu gezdiniz mi? Bir gezenleri göreyim şöyle. Maşallah daha gitmeyenler var. Şimdi diyoruz ki son hafta sizinle bir oylama yapayım. Son hafta TCG Anadolu'yu İzmir'e göndersek nasıl olur? Nasıl olur? İyi olur değil mi? İzmir de istiyor. Ve inşallah TCG Anadolu nasıl ses getirdiyse, İHA'larımız nasıl ses getirdiyse, SİHA'larımız nasıl ses getirdiyse, Akıncımız nasıl ses getirdiyse, Kızıl Elma nasıl ses getirdiyse, TOV nasıl ses getirdiyse, artık attığımız her adımda bunlar hopluyorlar. Karadeniz gazını azmedemiyorlar. Niye? Şimdi ücretsiz vereceğiz ya, rahatsız oldular. Siz şu kalan 3 haftada tekrar soruyorum, ana kademe
yeri yerinden oynatacak mısınız? Kadın kolları oynatacak mısınız? Gençler oynatacak mısınız? Bu işi Allah'ın izniyle bitirdiniz. Sağ olun. Var olun. Yeni tehditler ve saldırılarla değil, gümbür gümbür sandıkları patlatmaya yürüyeceğiz. Allah'a emanet olun. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi kentsel dönüşüm projesiyle evlerine kavuşan hak sahiplerine anahtar teslim törenine geçiyoruz. Ardından canlı bağlantılarla temel atma. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, EYT düzenlemesinden faydalanamayan esnaf ve sanatkarın da müjdeli haber beklediğini söyledi. 9000 olan prim gün sayısı SSK'lılarla eşitlenerek 7200 güne düşülmesini istedi. EYT'li esnafımız artık müjde bekliyor. Esnaf sanatkarlar, tarım çalışanları, aynı şekilde staj mağdurları, yine İHA'dan dolayı kayıtlar olduğu halde emekli olamayan binlerce esnafımız bu yasadan faydalanmak istiyor. Esnaf için EYT düzenlemesi yapılmasını istedi. Herkes eşit şartlarda emekli olsun dedi. Norm birliği sağlansın. Herkes eşit zamanda, eşit şartlarda, eşit ücretle emekli olsun. Yanında çalışanın kendinden çok aldığı bir sistemin yanlış olduğunu hep başından beri savunuyoruz. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bağkurlu olan esnaf ve sanatkarların 9000 gün primle emekli olabildiklerine dikkat çekti. Prim gün sayılarının eşitlenmesini istedi. Bildiğiniz üzere esnaf 9000 günde emekli olabiliyor. Dolayısıyla SSK'lılar 7000 günde emekli sandığında maluman. Dolayısıyla buradaki norm birliği sağlanmadığı sürece, yani esnaf da 7200 gün olmadıkça sıkıntı devam ediyor. Palandöken, prim gün sayısının düşmesi halinde geriye dönük sigorta ödemelerinin de artacağını belirtti. Esnafın bu EYT'deki yararlanmasını öngören geriye dönük borçlanmaları da devlete önemli bir katkı sağlayacak. Ve böylelikle bütün kesimler mutlu olacak. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden hortum görüntüleri ekrana gelecek. Dün oluştu hortum. Cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. Kent genelinde sağanak ve fırtınanın etkili olduğu Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde oluştu bu hortum. İlçe kırsalında meydana geldi. Dakikalar sonra da kaybolduğu yerleşim alanına ulaşmadan etkisini kaybetmesi, olası bir hasar ve yaralanmayı da önlemiş oldu görüntüler ekranda. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da olumsuz hava koşulları etkili. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sağanak ve fırtına sonrası minareler yıkıldı. Çatılar uçtu. Bitlis'in Tatman ve Ağrı'nın Patnos ilçelerinde de fırtına çatıları uçurdu. Bazı araçlar da zarar gördü buralarda. Sağanak, dolu ve fırtına etkili oldu. Çatılar uçtu, minareler devrildi. Görüntüler Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar dereye döndü. Kutlualan, Gökçetevek ve Dorukardı köylerinde camilerin minareleri yıkıldı. Gökçetevek'te sağlık ocağının çatısı da zarar gördü. Bu üç köyde dolu da etkili oldu. Diyarbakır genelinde de fırtına maddi zarara yol açtı. Bitlis'in Tatvan ilçesinde gece boyu sağanak etkili oldu. Şimşekler havayı aydınlattı. Fırtınanın da etkisini gösterdiği ilçede Kültür Mahallesi'nde iki binanın çatısı uçtu. Uçan çatılar park halindeki dört otomobilin üzerine düştü. Hadi aralarında fark ettim. İktidara gittim, geldim çatı üzerine gelmiş. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi. Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri hasar tespit çalışması yaptı. Ağrı'nın Patnos ilçesinde de fırtınanın etkisiyle sanayi sitesindeki iki iş yerinin çatısı uçtu. Polis sitenin giriş ve çıkışlarında şerit çekerek önlem aldı. Van'da da sağanak nedeniyle su taşkınları yaşandı. Bazı evleri su bastı, yollar göle döndü.
Tunceli'de içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil Munzur Nehri'ne uçtu. Arama çalışması başlatıldı. Kaza Tunceli Ovacık Karayolu'nda meydana geldi. İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobil Munzur Nehri'ne uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Suda kaybolan 3 kişinin bulunması için arama çalışmaları başlatıldı bölgede. Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya. Kapadokya'da bayram yoğunluğu var. Nisan ara tatilinin de bayrama denk gelmesi özellikle yerli turistlerin Kapadokya'ya ilgisini artırdı. Üçüncü gelişimiz. İnşallah uçacağız bugün. Bayram inşallah bütün ülkemize çok güzel gelir. Muhteşem. Gerçekten görülmeye değer. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'da bayram yoğunluğu yaşanıyor. Konaklama tesislerinde doluluk %90'ı aştı. Bayramı gökyüzünde karşılamanın mutluluğunu yaşayacağız bugün. Yerli misafirlerimiz de var, yoğun bir talep var. Ankara'dan geldik, manzara gerçekten çok güzel ve muhteşem derecede olduğu için şu an 3. defa geliyorum. Bayram boyunca güzel bir hava bizleri bekliyor. Sıcak hava balon turları yerli ve yabancı misafirlerimizin her zaman rağbet ettiği aktivitelerden bir tanesi. Turistlerin rağbet gösterdiği bir diğer etkinlik de at ya da cipli gezi. Reklam var, sırada sonra buradayız. Tekrar merhabalar Habertürk ekranlarından ve mutlu bayramlar değerli izleyiciler. Bu saat içerisinde de 360'a devam ediyoruz. Saat 17 olmak üzere gelişmeleri aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan kentsel dönüşümde yeni kampanyaları açıkladı. İstanbul'da 1,5 milyon yeni konutun yapılacağını söyledi. Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasıyla dönüşüme girecek evlerin maliyetinin yarısının devletin karşılayacağını duyurdu. İstanbul'da kira yardım tutarının da 3.500 liradan 5.250 liraya yükseltildiğini belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlk müjdemizin adı kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasıdır. Oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. Mesela diyelim ki 100 metrekare büyüklüğünde iki oda bir salon evini yeniden yapmak isteyen vatandaşımızın önüne 1,5 milyon lira bir maliyet çıktı. Bunun 750 bin lirasını biz hibe olarak vereceğiz. Kalan 750 bin lirasını vatandaşımız kendisi koyacak ve böylece hemen evini yenileyebilecek. Devletin karşılayacağı kısım 120 metrekare büyüklüğündeki 3 oda 1 salon ev için ise 1 milyon 800 bin liranın yarısına tekabül eden 900 bin liraya ne olacak? Çıkacak. Vatandaşımızın kendi koyacağı kısım içe borçlanacaksa ona da çeşitli kolaylıklar sağlayacağız. Örneğin bu vatandaşımız %0,79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek. Veya %10'u peşin, kalanı 10 yıl vadeli olarak ÜFE, TEFE, memur maaş artış oranlarından düşük olanını aşmayacak düzeyde güncellenecek rakamlarla borcunu ödeyebilecek. Bu yöntemle %10'u peşin ödenen 750 bin liralık borçlanma için aylık taksit 5.625 lira, 900 bin liralık borçlanma için aylık taksit 6.750 lira düzeyinde gerçekleşecek. İstanbul'da kira yardım tutarını 3.500 liradan 5.250 liraya yükseltiyoruz. Kampanyamıza katılan vatandaşlarımız ister kira yardımından yararlanabilir, isterse uygun şartlı kredi kullanarak evini hızla yenileyebilir.
Hatay'da bu bayram çocuklar şekerlerini konteyner kentte topladı. Depremzedeler Buruk da olsa bayram sevinci yaşadı. Kaç evden topladın onu? 200 milyon topladım. Ben 200 milyon topladım. Çocuklar şeker topladı, büyükler misafir ağırladı. Hatay'da depremzedelerin bir kısmı bayramı kaldıkları konteyner kentte geçirdi. Hani buruk geçse de yine de güzel yani. İki ay çadırın içinde kaldık, bayağı sıkıntı yaşadık. Buraya geldik, şu an memnunuz yani. Bir ziyaret var herhalde. Kaynım, arkadaşım. Yani ziyaretlerine geliyorlar. Hatay'da konteyner kentte, Hatay'ın genelinde tabii bayram biraz buruk geçiyor ama yine de bayramın o eski gelenekleri de devam ediyor. Şu anda buradaki konteynerde de bir kahve yapılmış görüyorum. Efendim bayram kahvesi mi bu? Evet, bayram kahvesi. İyi bayramlar. İyi bayramlar, teşekkür ederim. Ne yaptık sabahtan itibaren? Bayram kahvaltısı yapabildik mi? Bayram kahvaltısı yapıldı. Misafirlerimiz geldi. Annem, babam, abilerim, kardeşlerim. Depremzedeler misafir ağırlayıp bayramı kutlasalar da eski bayramları arıyor. Ütülü gömleğim, ütülü pantolonum. Ben kunduracıyım ayrıyeten. Yani derler ya halk arasında cilop gibi ayakkabımızı giymiştik. Bu sene bayram demeye dilimiz varmadı. Varmıyor yani. Birçok yakınımızı kaybettik. Abi bence geçen bayram şeydi, daha iyiydi. Şimdi kimse yok akrabam şey. Birkaç kişi var burada ama eskiden bütün akrabam yanımdaydı. Abi bandanını tutarsın. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'tı. Kahramanmaraş'ta da ilk bayram hüzünlü geçiyor. Geçen yıl insanlar evlerindeydi. Belki bayram sofraları kuruldu. Bu sene ise çadır kentlerde karşılanıyor bayram. Bayramdan iki gün önce başlıyoruz. İlk günü çörek yapıyoruz. Bayrama bir gün kala tatlılar hazırlanır. Bir yıl önce bayrama böyle hazırlanmışlardı. Büyük yıkımın ardından binlerce depremzede bayramı çadırlarda karşıladı. İlk bayram namazında da bayram kahvaltısında da büyük üzüm vardı. Çörek yapmıştım, tatlı yapmıştım, kola, ikramlık yapmıştım. Bu bayram öyle bir şeyimiz yok. Yani fırınımız yok, evimiz yok, bir şeyimiz yok. Buna şükür. Çocuklarımız yanımızda, canımız sağ. Ülger ailesi depremi Kahramanmaraş'ta yaşadı. Evleri ağır hasar alan aile çadırda yaşamaya başladı. Büyük yıkımın ardından da ilk bayrama çadırda merhaba dediler. Bayram şu an buruk geçiyor. Yani eski bayramlar gibi değil. Çadır hayatı çok farklı. Bu sene biraz tabii ki buruk, komşularımız yok, evimiz yok. Ailemize gideceğiz, anne, baba gibi. Kahramanmaraşlılar Kapı Çam'daki bu mezarlığa geldiler. Binlerce yakınını kaybeden Kahramanmaraşlılar mezarlık ziyaretleri yapıyorlar. Oğlum Gökhan, gelinim, torunlarım beşi bir gittiler, biri kalmadı yanımda yavrularım. Allah'ım ne acı yarabbi. Duaların yükseldiği deprem mezarlığında acı ve hüzün vardı. Oğlum, gelinim, üç tane torunum. Yani bir aile yok oldu yani. İki ablamda iki yeğenimi kaybettim. Kuzenlerimi kaybettim. Yani kara bir bayram geçiriyoruz. Ablam, yeğenim, ablam. Ziyaretlerine geldik. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde depremzede çocuklar temsili Nasrettin Hoca'yı ziyaret etti, bayramını kutladı. Nasrettin Hoca da anlattığı fıkralarla çocuklara neşeli dakikalar yaşattı. Depremzede çocuklar temsili Nasrettin Hoca ile bir araya geldi. Bayrama neşeyle girdi. Ben her zaman ters biliyorum. Niye? Arkadan gelenleri görmek için. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaşayan depremzede çocuklar bayramda temsili Nasrettin Hoca görevini sürdüren Ömer Özgeneci'yi ziyaret etti. Çocukların bayramını kutlayan Nasrettin Hoca fıkralar anlattı, hediyeler verdi. Bugün günlerden ne? Bayram! Neşet oluyor insan değil mi? Afiyet olsun bakalım. Bayramın kutlu olsun. Al bakalım senin de bayramın kutlu olsun. Çocuklar oyun ve etkinliklerle bayramın tadını çıkardı. Haydi! Depremzede çocuklarımızın yalnız olmadıklarını ve böyle etkinliklerle hayata daha iyi bir şekilde tutunmaları için uğraşıyoruz. 14 Mayıs seçimleri öncesi malum siyasette tansiyon yüksek, polemikler var. Her gün yeni bir polemik var hatta. Buna
Ne mutlu ki bayram arası verilecek. Genel merkezlerde yarın bayramlaşmalar var. Aydın, hayırlı sabahlar. Bayram, bayram. 14 Mayıs seçimleri için geri sayım sürerken meydanlarda karşı karşıya gelen siyasi partiler bayram ziyaretlerinde buluşacak. Her yıl olduğu gibi bayramın ikinci günü geleneksel bayramlaşma ziyaretleri yapılacak. AK Parti 10 ilde bayramlaşacak. İlk randevu CHP'ye verildi. Bayramlaşma programında Cumhur İttifakı'na destek veren Hüdapar da var. Daha önce bayramlaştığı Saadet Partisi heyeti ise bu kez programda yer almıyor. AK Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi ile de bayramlaşmayacak. CHP'nin bayramlaşma programında ise 17 siyasi parti var. Hüdapar dışında Cumhur İttifakı'na destek veren tüm partilerle bayramlaşılacak. Genel merkezdeki programda ilk olarak AK Parti heyeti ağırlanacak. MHP 5 siyasi partiyle bayramlaşacak. AK Parti, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi ve DSP bayramlaşma programında yer alırken Hüdapar'la bayramlaşma olmayacak. MHP, Millet İttifakı'ndansa yalnızca CHP heyetiyle bayramlaşacak. HDP, Saadet, Deva Gelecek ve İYİ Parti'de MHP'nin bayramlaşma programında yok. İYİ Parti, 14 partiyle bayram buluşması gerçekleştirecek. MHP, İYİ Parti'nin bayramlaşmayacağı partiler arasında. Teşekkürler, sağ olun, çok teşekkürler. Partilerin geleneksel bayramlaşma programlarında başlıca gündemin 14 Mayıs seçimleri ve Kahramanmaraş merkezli depremler olması bekleniyor. Parti liderleri bayram namazı sonrasında vatandaşlarla bir araya geldiler bayramlaşmalar için. BBP lideri Mustafa Destici İstanbul'daydı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi lideri Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal deprem bölgesinde bayram namazı kıldılar. Bayram namazını İstanbul Büyükçamlıca Camisi'nde kıldı. Vatandaşlarla bayramlaştı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici depremzedelere bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti. Basın mensuplarının gündeme ilişkin soruları üzerine seçim sürecini değerlendirdi. İnanıyorum ki benim sahada da gördüğüm budur. Sayın Cumhurbaşkanımız 51 ile 53 arası bir oyla ilk turda seçimi kazanacaktır. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da bayram namazını Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde kıldı. Depremzedelerle bayramlaştı. 2,5 ay önce yaşadığımız büyük deprem hemen hemen her hanemize, yüreğimize bir ateş düşürdü. Onun için de bayramımızı asli ailelerimiz olan deprem bölgesinde geçirmeye karar verdik. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da bayramın ilk günü Diyarbakır'daydı. Bu bayram her zamankinden çok birliğe, beraberliğe ihtiyacımızın olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bayramın burukluğu var ama bir yandan da daha güzel günlere doğru inşallah milletçe yol alacağımız bir umut ve sevinç de var duygu dünyamızda. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da depremden etkilenen kentlerden Osmaniye'deydi. Biz istiyoruz ki bu ülkede 85 milyon nimetlerini de külfetlerini de eşit ve ortak paydada paylaşabilsin. Mücadelemiz bunun içindir. Ramazan Bayramı nedeniyle dünya liderlerinden de bayram mesajları, paylaşımları var. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bayramı Türkçe kutladı. Başka mesajlar da var, geliyor ekrana. Müslüman dünyası Ramazan Bayramı'nı kutlarken liderlerden de bayram mesajları geliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bayramı Türkçe kutladı. Ramazan bayramınız hayırlı ve mübarek olsun. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de sosyal medya paylaşımında hayırlı bayramlar ifadesini kullandı. Hepimiz bu bayramın dayanışma, toplum olarak hareket etme, empati ve merhamet ruhundan esinlenebiliriz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ise hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Müslümanlar için uzun bir bayram mesajı yayınladı. Biden, İslamofobi dahil her türlü nefret suçuyla mücadele etmeye kararlı olduklarını belirtti. Tüm Müslüman topluluklarına en iyi dileklerimizi sunuyoruz dedi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise sosyal medya hesabından tüm Müslüman vatandaşlarımıza hayırlı ve huzurlu bir bayram diliyorum dedi. Ich bin mir sicher, dass Indonesien bald zu den dynamischen
Dünyanın birçok ülkesinde de milyonlarca Müslüman bayram namazı için camilerdeydi. Dünyadan bayram manzaraları gelecek şimdi de. Allahu Ekber. Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar bayram namazında buluştu. Bayramı kutlayanlar saat farkı nedeniyle Asya ülkelerinde yaşayan Müslümanlar oldu. Japonya'daki Müslümanların buluşma adresi Tokyo Camii'ydi. Pakistan, Mısır, Endonezya dahil birçok ülkede gencinden yaşlısına çok sayıda Müslüman sabahın erken saatlerinde camiye akın etti. İçeri giremeyenler sokakta namaz kıldı. Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da 120 bin Müslüman bir araya geldi. Namaz kılan Müslümanlar ayrıca tekbir getirerek dua etti. Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinliler ise İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa'ya geçemedi. Gazze'de 10 bin kişi meydanlarda bayram namazı kıldı. Ramazan ayını kutsal topraklarda geçiren Müslümanlar ise Kabe'de bayram namazında buluştu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bayram namazı Meryem Ümmü İsa Camii'nde kılındı. Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Kosova ve Arnavutluk'ta da bayram coşkusu vardı. Katar'da binlerce kişi Ramazan bayramı namazını başkent Doha'daki statta eda etti. Education City Stadyumu doldu taştı. Avrupa'daki Müslümanlar da camilere akın etti. Almanya, Hollanda, İsveç'teki Müslümanlar camide bayramlaştı. Adana'da AK Parti Çukurova ilçe başkanlığına silahlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı. Şüpheli EK isimli şahıs emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elinde pompalı tüfekle AK Parti Çukurova ilçe başkanlığına gelen EK binaya 14 el ateş etti. Kurşunlar deprem sebebiyle daha önce boşaltılan binanın duvarlarına, tabelasına isabet etti. Şüpheli daha sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. İfadesinde ise binayı bilerek hedef aldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün açıkladı törende Filyos'taki Karadeniz gazının konutlardaki kullanımından ilk bir ay ücret alınmayacak, bir yıl boyunca ise aylık 25 metreküp'e kadarki tüketim faturaya yansıtılmayacak. Karadeniz gazı sisteme bağlandı. Konutlarda kullanımı Mayıs ayında başlayacak. İlk bir aydaki tüketimden ücret alınmayacak. Bir yıl boyunca ise her ay 25 metreküplük tüketim fatura edilmeyecek. Peki hem abonelerin cebine hem de Türkiye'nin ithalat faturasına etkisi ne olacak? Türkiye'de Mayıs ayında ortalama hane başına tüketimi 50 metreküp. Her ay yarısı yani 25 metreküp devlet tarafından karşılanacak. Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Başkanı Yaşar Arslan, Mayıs ayında ortalama metreküp fiyatının 6,15 lira olacağını belirterek, Karadeniz gazı ile yaklaşık 19,2 milyon abonenin 5,9 milyar liralık faturası devlet tarafından karşılanabilir dedi. Arslan, Karadeniz gazının Türkiye'nin günlük doğalgaz ihtiyacının kısa vadede %5, orta uzun vadede ise %10 ile 15'ini karşılayabileceğini dile getirdi. Arslan, üretim miktarının 40 milyon metreküp'e ulaşacağı plato dönemde Türkiye'nin yıllık doğalgaz talebinin yaklaşık %30'u, konut abonesinin yıllık ısınma, sıcak su ve pişirme ihtiyacının önemli bir kısmının karşılanması mümkün olacak dedi. Keşfedilen 710 milyar metreküp gazın ekonomik değerinin 500 milyar doların üzerinde olduğunu dile getiren Arslan, yıllık doğalgaz ithalat faturasının bugünün fiyatlarıyla 8-9 milyar dolar civarında azalacağı öngörüsünü de paylaştı. Trakya bölgesinde kurulması beklenen enerji merkezine de değinen Arslan, Sakarya doğalgaz sahası rezerv büyüklüğü ve üretim kapasitesiyle Türkiye'nin doğalgaz ticaret merkezi olma hedefine büyük katkı sağlayacaktır dedi. Doğru bir planlama ve verimli bir kullanımla ilerleyen yıllarda komşu ülkelere gaz ihracatı yapılabileceğini vurguladı. Depremde on binlerce canımızı yitirdik. Birçok sektör de zarar gördü. Bu sıradaki haber hakikaten önemli bir haber. Tarım sektörüne etkisiyle ilgili olarak depremin.
Kimi çiftçi enkazda yaşamını yitirdi, kurtulanlardan göç edenler var, bölgeden çıkanlar var. Kalanlarsa tarladaki ürünleriyle vaktinde ilgilenemediler. Bu sebeple de ürünlerde rekolte kaybı bekleniyor. Habertürk ekipleri de bölgede tarımın son durumunu, çiftçilerin sorunlarını ve beklentilerini sektör temsilcileriyle konuşarak haberleştirdi. Ekrana geliyor. Aşağı Mezopotamya'nın en verimli arazileri. Depremde en çok etkilenen meyve ve sebze. Ürünlerde rekolte kaybı bekleniyor. Tarım işçisi bulma konusunda arazilerimize bakılmadı. Tarım arazileri boş kaldı. Rekoltede Kahramanmaraş için. Depremden en çok zarar gören kentler Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da tarımda büyük darbe aldı. Depremde burada en çok meyve ve sebze olarak etkilendiler. Çünkü soğuk hava depoları yıkıldı. Seralarda etkilenmeler oldu. Özellikle limonda ciddi sıkıntılar var. Şu anda limon daha dalında bekliyor. Kış bitkilerinde sıkıntı yaşadı. İşte marul olsun, efendime söyleyeyim, bunun gibi kışlık bitkilerde satışlarında sıkıntı oldu. Sanayi tesislerinde olduğu gibi tarımda da en büyük sorunlardan biri iş gücü. Kahramanmaraş'ta yaklaşık 30 bin civarı tarımda istihdam edilen tarım işçileri dediğimiz günübirlik göçerlerimizin 15 bin civarında bir tarım işçisinin de Kahramanmaraş'ı terk ettiği öngörülü. Özellikle ahırlarda, tarlada çalışacak, süs sağan, işte çilek toplayacak, soğan toplayacak insanlarda sıkıntılar olmaya başladı. Bizim ailemizden çiftçi olan 35 kişi zaten. Kaybettik. Kardeşim vardı 300 dönüm yeri vardı, vefat etti. Yeğenim vardı 200 dönüm yeri ekiyordu, vefat etti. Amcamın oğlu vardı ondan sonra 150 dönüm yeri ekiyordu, vefat etti. Amcam gil vardı ondan sonra 100 dönüm yeri ekiyordu, vefat etti. Kahramanmaraş'ı deprem vurduğunda tam buğday ve arpa için gübreleme ve ilaçlama dönemiydi. Depremden ötürü kayıplar veren, evleri yıkılan o çiftçiler tarlalarıyla ilgilenemedi. 2,5 ay sonra o bakımlar başlasa da gecikme nedeniyle ürünlerde rekolte kaybı bekleniyor. Rekoltede Kahramanmaraş için %10'lara varan bir kayıp, hektolitrede %5, %10'lara varan bir kayıp bekleniyor. Haziran ayı itibariyle hasada başladığımızda kayıp daha net meydana çıkacak. Adıyaman, Türkiye'deki tütün üretim merkezlerinin başında geliyor. Her yıl bahar döneminde bu topraklarda tütün fideleri ekiliyordu. Ancak bu yıl bazı tarım arazileri boş kaldı. Nedeni de depremle beraber evlerini, yakınlarını kaybeden çiftçilerin kentten göç etmesi. Sektör temsilcileri tarlada üretimi teşvik etmek adına hem çiftçi hem tarım işçileri için devletten destek istiyor. Çiftçimizin talebi kredilerin bir an önce açılması, ciddi anlamda gübre tedariğinde hala zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Çiftçilerin geldiği zaman barınma sorun çözmeleri lazım, maddi kaynak destek vermeleri lazım, araç gereç desteği vermeleri lazım. Yardım talep ediyoruz. Ne yardımı? Para yardımı. Peki. Gübre alacağız, mazot alacağız, tarlayı süreceğiz, hortum alacağız, tütün dikmek için yani. Bunu talep ediyoruz. Dedi ki bu ürünü siz alın devlet olarak. Toprak mahsulleri mi alır, başka bir kurum mu alır bilemiyoruz. Siz alın. Yani en azından millet elindeki ürünü satsın, fabrikacı da rahatlasın, çiftçi de rahatlasın. Bunu talep ettik. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da olumsuz hava koşulları var. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sağanak ve fırtına sonrası minareler yıkıldı ve çatı uçtu. Bitlis'in Tatvan ve Ağrı'nın Patnos ilçelerinde de fırtına çatıları uçurdu. Zarar gören araçlar da var. Sağanak, dolu ve fırtına etkili oldu. Çatılar uçtu, minareler devrildi. Görüntüler Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar dereye döndü. Kutlualan, Gökçetevek ve Dorukardı köylerinde camilerin minareleri yıkıldı. Gökçetevek'te sağlık ocağının çatısı da zarar gördü. Bu üç köyde dolu da etkili oldu. Diyarbakır genelinde de fırtına maddi zarara yol açtı. Bitlis'in Tatvan ilçesinde gece boyu sağanak etkili oldu. Şimşekler havayı aydınlattı. Fırtınanın da etkisini gösterdiği ilçede Kültür Mahallesi'nde 2 binanın çatısı uçtu. Uçan çatılar park halindeki 4 otomobilin üzerine düştü. Hadi aralarında fark ettim. İşlere gittim, geldim çatı üzerine geldim. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi. Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri hasar tespit çalışması yaptı.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde de fırtınanın etkisiyle sanayi sitesindeki iki iş yerinin çatısı uçtu. Polis sitenin giriş ve çıkışlarında şerit çekerek önlem aldı. Van'da da sağanak nedeniyle su taşkınları yaşandı. Bazı evleri su bastı, yollar göle döndü. Sivas'ta 16 yaşındaki bir çocuk darp edildi. O anların görüntüsü de sosyal medyada paylaşıldı. 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Kayseri'den babaannesinin yaşadığı Sivas'taki köyüne geliyor 16 yaşındaki çocuk. Darp edildiğini belirterek jandarmaya başvuruyor. Sosyal medya platformunda tartıştığı aynı köyde oturan bir genç ve arkadaşlarından şikayetçi olduğu, darp görüntülerinde sosyal medyada paylaştığı belirlenen 5 şüpheli bunun üzerine gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Benim adım ne? Polis lojmanlarında başından vurulmuş halde bulunan Yeşim Akbaş'ın ailesi ilk kez kızları olmadan bir bayram yaşıyor. Anne ve babası bayramın ilk günü kızlarının mezarını ziyaret etti. Ne bizde bayram kaldı, ne bizde düğün kaldı, ne bahar kaldı, bizde hiçbir şey kalmadı. Onlar için bayramlar artık eskisi gibi olmayacak. Kızları bir daha onları ziyarete gelemeyecek. Polis lojmanlarında şüpheli şekilde hayatını kaybeden Yeşim Akbaş'ın ailesi yazdı. Bayram zehir oldu bayram. Ben bundan sonra bayram mı geçiririm? Gitti, benim çocuğum da bir bayram görmeyecek bir daha. Benim hayat dolu kızım. Biz de görmeyiz. Yeşim Akbaş, Manisa'nın Demirci ilçesinde güzellik salonu işletiyordu. Genç kadın bir süredir komiser yardımcısı Doğan Can Ye ile birlikteydi. İkili komiser yardımcısının kaldığı polis lojmanlarına gitti. 14 Nisan sabahı odadan silah sesleri duyuldu. Doğan Can Ye'nin odasına giren ekipler Yeşim Akbaş'ı başından vurulmuş halde buldu. Hastaneye kaldırılan Akbaş tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yeşim Akbaş'ın vurulduğu silahın komiser yardımcısı Doğan Can Ye'ye ait olduğu belirlendi. İkinci kez gözaltına alınan komiser yardımcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tekrar tutuklanmış, bir nebze olsun rahatladık yani. Adaletin tabii ki yerini bulmasını istiyoruz. Yeşim Akbaş'ın ailesi bayramın ilk günü kızlarının mezarına gitti. Aile eski günlere bir daha kavuşamayacak olmanın acısını yaşıyor. 5 gündür yastık yüzü görmedik. Benim kızım benim rüyama giriyor. Kızıl Elma insansız savaş uçağı 8. uçuş testini de tamamladı. Başarıyla alçak irtifada saatte 630 km hızda manevra gerçekleştirebildi. Görüntüleri de var. Yeni test uçuşuna ilişkin görüntüler ekranda. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar Gökbatan'ın Kızıl Elması mesajıyla sosyal medya hesabından görüntüleri paylaştı. Testte yüksek hızlı uçuş ve manevra denemeleriyle seri iniş kalkış pas denemeleri yapıldı. Bunun görüntüleri paylaşıldı. Kızıl Elma pistin üzerindeki alçak irtifada saatte 630 km hızda test manevraları gerçekleştirdi. Seri üretimine de 2024 yılında geçilmesi planlanıyor Kızıl Elma'nın. Sudan'dan sıradaki haber, burada çatışmalar devam ediyor. Ramazan bayramı nedeniyle ateşkes kabul edilmesine rağmen başkent Hartum'dan silah sesleri gelmeye devam ediyor. Sudan'da orduyla çatışan hızlı destek güçleri Ramazan bayramı nedeniyle 72 saatlik ateşkes çağrısını kabul etti. Ancak bayram namazının ardından başkent Hartum'da silah sesleri yeniden duyuldu. Hartum'daki bazı ev ve iş yerleri çatışmalarda ağır hasar aldı. Bazı binalarda yangın çıktı. Can kayıpları artarken ülkede bir yandan da insani dram yaşanıyor. Yiyecek ve içecek sıkıntısı devam ediyor. Birleşmiş Milletler neredeyse bir haftadır süren çatışmalar nedeniyle 20 bine yakın insanın ülkeden kaçtığını bildirdi. Komşu ülke Çad'a sığınan Sudanlıların çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu belirtildi. Sudan'daki şiddetin milyonlarca kişiyi açlığa itebileceği uyarısında bulunuldu. Çatışmalar nedeniyle ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ABD'nin Hartum Büyükelçiliği'nin olası tahliyesinde görev yapmak üzere bölgeye asker konuşlandıracağını bildirdi. Mısır ise eğitim amacıyla Sudan'da bulunan tüm askerlerinin hızlı destek güçlerinden teslim alındığını ve bazılarının tahliye edildiğini açıkladı.
Sudan'da, Ekim 2021'de General Abdülfetah El-Burhan'ın yönetimindeki ordu darbesinden bu yana siyasi kargaşa yaşanıyor. Hızlı destek güçlerini paralel ordu gibi hareket etmekte suçlayan Sudan ordusu, paramiliter grubun kendisine tabi olmasını istiyor. Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya, yanlışlıkla Rus kenti Belgorod'u vurdu ve burayı bombaladı. Rusya yaklaşık 25 günlük aranın ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hava saldırısı gerçekleştirdi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yaklaşık 14 aydır devam ederken Rus savaş uçağı yanlışlıkla kendi kentini bombaladı. Rusya Savunma Bakanlığı bir Rus savaş uçağının yanlışlıkla Ukrayna sınırındaki Belgorod kentini bombaladığını açıkladı. Bölge valisi patlamanın kent merkezine 20 metre genişliğinde krater açtığını söyledi. Patlamada iki kadın yaralandı, bazı binalar hasar gördü. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Kiev ziyaretinin hemen ardından Rusya Kiev'i vurdu. Ukrayna, Rusya'nın 25 günlük bir aranın ardından başkent Kiev'e bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Toplam 8 İHA'nın tespit edildiğini ve düşürüldüğü kaydedilirken saldırılarda can kaybı ve yıkım yaşanmadığı belirtildi. Almanya'daki Rammstein üstünde Ukrayna'ya asker desteğini koordine etmek için yapılacak toplantıya katılan Stoltenberg ise bir kez daha Ukrayna'ya destek mesajı verdi. Tüm NATO müttefiklerinin Ukrayna'nın birliğe üye olması konusunda anlaştıklarını söyledi. Ukrayna'ya 325 milyon dolarlık ek askeri yardım paketi açıklayan ABD'de ise bazı cumhuriyetçi vekiller, Başkan Joe Biden'a Ukrayna'ya sınırsız şekilde yapılan yardımları durdurma çağrısında bulundu. Savaşın hızlı bir şekilde sona erdirilmesi için tasarlanmış, net bir diplomatik stratejiyle bağlantılı olmadıkça gelecekteki tüm yardım paketlerine inatla karşı çıkacağız denildi. İran'da Hamaney 1760 mahkum hakkında af veya ceza indirimini içeren teklifi onayladı. Bu kararın da Ramazan Bayramı dolayısıyla alındığı belirtildi. İran'ın dini lideri Ali Hamaney onayladı. 1760 mahkum hakkında af ve ceza indirimine gidilecek. Hem amelin ruh hem musabibin ruh. Haberi İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı duyurdu. Habere göre cezalara ilişkin düzenlemeyi Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ece'yi önerdi. Öneride devrim ve genel mahkemelerle silahlı kuvvetler yargı kurumlarından ceza alan mahkumlar yer aldı. Hamaney, 1760 mahkumun cezasına ilişkin düzenlemeyi kabul etti. Ancak kaçının affedildiği, kaçında ise ceza indirimine gidildiği belirtilmedi. İran Anayasası'na göre Hamaney'in mahkumları af yetkisi var. Hamaney, İran Yargı Erki'nin talebiyle her yıl devrimin yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve dini günlerde af çıkarıyor. Şubat'ta devrimin 44. yıl dönümü dolayısıyla on binlerce tutuklu ve mahkum için af ve ceza indirimi kararı alınmıştı. İngiltere'de Başbakan Yardımcısı Dominic Raab hakkındaki zorbalık iddialarına ilişkin soruşturmanın sonuçlanmasının ardından istifa etti. Hakkında zorbalık soruşturması yürütülen İngiltere Başbakan Yardımcısı Dominic Raab istifa etti. Raab, 24 çalışanı tarafından zorbalıkla suçlanmış, savcı Adam Tolley Başbakan Yardımcısı hakkında soruşturma başlatmıştı. Aylar süren soruşturma tamamlandı. Savcı, bazı zorbalık iddialarını haklı bulan raporu İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a sundu. Raab da çok geçmeden istifa ettiğini açıkladı. Dominic Raab istifa mektubunda hakkındaki soruşturmayı eleştirdi. Kendisine yöneltilen iddialardan ikisi hariç hepsini reddetti. Bulguların kusurlu olduğunu öne sürdü. Bu soruşturma zorbalık eşiğini o kadar aşağı çekti ki çok tehlikeli bir emsal oluşturdu. Bakanlar hakkında sahte şikayetler getirilmesini teşvik edecek dedi. Rapor hakkında açıklama yapmayan Sunak, Raab'ın istifasını büyük bir üzüntüyle kabul ettiğini söyledi. Hizmetleri için Başbakan Yardımcısına teşekkür etti. Boris Johnson hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Raab, Brexit'in sıkı savunucularındandı. Liz Truss'ın başbakanlığında Başbakan Yardımcılığı ve Adalet Bakanı görevlerini bırakmış, Rishi Sunak'la bu görevlerine tekrar dönmüştü. Kanada'da bir uluslararası havalimanından 15 milyon dolarlık altın çalındığı olayın arkasında suç örgütlerinin olabileceği belirtiliyor yetkililer tarafından. Evet.
Kanada'da 15 milyon dolarlık altın çalındı. Filmlere konu olabilecek hırsızlık Toronto kentindeki Pearson Uluslararası Havalimanı'nda geçen pazartesi yaşandı. Altın taşıyan uçak akşam saatlerinde havalimanına indikten sonra içindekiler güvenli bir kargo tesisine taşındı. Ancak konteynerlerden birinin çalındığı bildirildi. 15 milyon dolarlık altının bulunamadığını açıklayan yetkililer, bunun Kanada tarihindeki en büyük hırsızlıklardan biri olarak kayda geçebileceğini belirtti. Müfettişler olayın arkasında suç örgütlerinin olabileceği ihtimalini değerlendiriyor. Kübik'teki bir depodan da 2011 ve 2012 yıllarında 18 milyon 700 bin dolar değerinde 3 bin ton akağaç çurubu çalınmıştı. Film setinde görüntü yönetmenini öldürmekle suçlanan Amerikalı aktör Alec Baldwin hakkındaki suçlamalar düştü. Ünlü aktörün avukatları kararı memnuniyetle karşıladı. Film içinde tekrar set kuruldu. Film setinde görüntü yönetmenini öldürmekle suçlanan ABD'li aktör Alec Baldwin hakkındaki suçlamalar düştü. Ekim 2021'de Baldwin'in başrolünde olduğu Rust filminin çekimleri sırasında kullandığı silah patlamış, filmin görüntü yönetmeni Alian Arçins hayatını kaybetmişti. Aşırı pervasız davrandığı iddia edilen Baldwin, kasıtsız insan öldürmeyle suçlanmıştı. New Mexico savcıları tetiği çekmediğini savunan Baldwin'in aleyhindeki suçlamaları düşürmeye karar verdi. Baldwin'in avukatları karardan memnun olduklarını söyledi. Bu trajik kazanın gerçekleri ve koşulları hakkında uygun bir soruşturma yapılmasını teşvik ediyoruz dedi. Karar, Baldwin ve diğer oyuncu kadrosunun Montana'da filmi çekmeye devam ettiği gün açıklandı. Rust Movie Productions sözcüsü, sette tüm silah ve mühimmat kullanımının yasak olduğunu açıkladı. Ekim'de Baldwin ve Hutchins'in eşinin vardığı anlaşmayla ölen görüntü yönetmeninin eşi filmin yapımcılığını üstlendi. İlerleyen günlerde kazada yaralanan yönetmen Joey Souza'nın da projeyi bitirmek için sete dönmesi bekleniyor. Elon Musk Twitter'da ücretsiz mavi tık uygulamasına son verdi. Bundan sonra artık sadece ücretli Twitter Blue üyeleri kullanabilecekler bu özelliği. Twitter'da bir devir kapandı. Ücretsiz mavi tikler kaldırıldı. Twitter'da belirli koşulları sağlayan tüm hesaplar 2009'dan bu yana mavi onay rozeti alabiliyor. Böylece hesapların resmi bir kişi veya kuruma ait olduğu anlaşılıyordu. Musk Aralık'ta onay rozetleri için yeni bir dönemi başlattı. Twitter Blue yani mavi tik uygulaması ücretli ve herkese açık hale geldi. Ancak eskiden kalan ve ücretsiz alınmış mavi tikli hesaplarda duruyordu. Ta ki Musk'ın BBC'ye verdiği röportaja kadar. Röportajda Twitter Blue ücretini ödemeyenlerin mavi tiklerinin kaldırılacağını duyuran Musk harekete geçti. 8 dolarlık Twitter Blue ücretini ödemeyen herkesin onay rozeti kaldırıldı. Mavi tiklerin tek tek kaldırılmasıyla birçok hesaplar sıradan bir Twitter profiline dönüştü. Elon, how are you? Musk yalnızca 3 kişinin mavi tik ücretini kendisinin karşıladığını söyledi. Bu isimler William Shatner, yazar Stephen King ve NBA'in yıldız basketbolcusu LeBron James oldu. Çok sayıda ünlü isim ve kurum da ücret ödemeyi kabul etmeyeceklerini açıkladı. Musk'ın bu hareketi daha fazla insanı ücretli aboneliğe yönlendirmek istiyor yorumlarına neden oldu. Twitter Blue kullanıcılara onay rozetinin haricinde daha uzun tweetler atma, daha az reklam görme gibi özellikler sunuyor. İsviçre'de yapılan bir araştırmanın haberi gelecek şimdi. Konu müzik. İleri yaşlarda beyni olan etkisi incelendi müziğin. Daha önce hiç müzik aleti kullanmamış yüzü aşkın yaşlıya piyano dersleri verildi ve şarkı dinletildi. Müzik dinlemenin ve enstrüman çalmanın beyni koruduğu belirlendi. Müzik bize ritim veriyor. Beyindeki birçok merkez aynı anda çalışıyor. Yeni bağlantılar oluşuyor. Hafızamız kuvvetleniyor ve bunamanın önüne geçiyoruz. Klasik müzikte de bilinenleri izleriz. Operaya da biraz ilgimiz var. Latin müziği de seviyorum. Arjantin tangolar. Kulağıma hangisi hoş gelirse onu dinliyorum. Müzik dinlemek ve enstrüman çalmak beyni geliştiriyor. İlerleyen yaşlarda beyin sağlığını koruyor. Yeni bir enstrüman çalmak ya da enstrüman çalıyor olmak bağlantıların daha çok olmasını sağlıyor. İlk amacımız korunmak olmalı. Beynimizi, oradaki sinir hücrelerimizi güçlendirmeliyiz ki bunamanın önüne geçelim.
İsviçre'de müziğin beyinle ilişkisi araştırıldı. Neuroimage dergisinde yayınlanan çalışmaya 62 ile 78 yaşlar arasında 132 emekli katıldı. Daha önce hiç müzik eğitimi almamış bu gruba 6 ay piyano dersleri verildi. Şarkılar dinletildi. Sonuç olarak ileri yaşlarda müzik dinlemenin beyni koruduğu belirlendi. Piyano, gitar, yani gelişimlerine de, zihinsel gelişimlerine de katkısı var. Dinlenilen müziğin tarzı da önem taşıyor. Türk müziklerimiz var, klasik müziklerimiz var. Bizim ruhumuza, beynimize hitap edecek ama bizi dinlendirici müzikler ön planda olmalı. Dinlendiriyor beni, iyi oluyor. Neşemi yerine getiriyor. Evet, çok hoş bir başka kültür mirası haberi var şimdi sırada. Yeşilçam filmlerinin babası olarak tanınan Hulusi Kentmen, 1961'de kuruyor bir tiyatro. Ancak maddi imkansızlıklar sebebiyle perdelerini kapatıyor Hulusi Kentmen Tiyatrosu. Onun ismini yaşatmak isteyen torunu Melek Kentmen tekrar kuruyor Hulusi Kentmen Tiyatrosu'nu ve tiyatro Yeşilçam müzikaliyle yeniden izleyicilerle buluşacak şimdi. Ama bu ilaçlar benim derdime çare olmaz. Bu neymiş bakalım? Dolma. Dolma ya. Oğlum sakın beni tutma sen. Yeşilçam'ın iyi kalpli, tatlı sert, babacan karakterlerine hayat verdi. Kimi zaman bir fabrikatör oldu, kimi zaman bir komiser, kimi zaman hakim. Unutulmaz karakterleriyle hafızalara kazınan Hulusi Kentmen'in adı, torunu sayesinde bu kez tiyatroda yaşayacak. Ne sinirlisi be! İlaçları mı? Alıyorum, alıyorum. Na işte hepsi burada. Ama bu ilaçlar benim derdime çare olmaz. Aslında bu dedemin 1961 yılında olmuş olduğu bir tiyatro topluluğuydu. Hulusi Kentmen tiyatro topluluğu. Biz de kolları sıvadık. Hulusi Kentmen'i de en güzel anlatacak şey herhalde Yeşilçam müzikali yapmaktı. Hulusi Kentmen göçmen bir ailenin çocuğuydu. Küçük yaştan itibaren tiyatroya merak salsa da meslek olarak askerliği seçti. Komutanlarının izniyle boş vakitlerinde sahneye de çıkıyordu. Az subaylıktan ayrılınca kendini tamamen tiyatro ve sinemaya adadı. Merhaba çocuklar. Babam gelmiş. Aferin, aferin. Mesela uyanık kardeşlerde çocuklarının mühendis olmasını beklerken birinin futbolcu ve birinin şarkıcı olması, besteci olması ve sonradan öğreniyor olması tabii ki Hulusi Kentmen'i yıkmıştı. Gerçek hayatına gelecek olursak çok da farklı değildi. Değerleri olan disiplinli bir adamdı. Kendi sözünün üstüne söz söylenmesini de pek istemezdi. Aynı aslında filmlerinde neyse gerçekte de oydu. Canlandırdığı karakterlerle herkesin gönlünde taht kurdu. Aslında 500 küsür filmi olan bir insandan bahsediyoruz. Çok eskiler çok daha farklı oluyor. Ahlaklı bir insandı, disiplinli bir insandı. Buna bilek derler oğlum bilek. Ben hem pehlivanım hem de kazıkçı Karabekir pehlivanın torunuyum. Evelallah bu bileği büken çıkmadı da oğlum. Filmlerinde fabrikatör, zengin iş adamı rolleri canlandırsa da gerçek hayatı bir o kadar sadeydi. Otobüse binerdi, dolmuşa binerdi. Ama film setlerine muhakkak arabasıyla giderdi. Üstü açık bir arabası vardı. Ve o da onun ilk ve son arabasıydı. Onun için değerler önemli. İlk arabasını hiç satmadı. Ta ki ölünceye kadar. Tehna Haznedar'ın oğulları örnek çocuklardır. Başkalarına benzemezler. Hulusi Kentmen izleyenlerine karşı da hep sevecen olmuştu. Anadolu yakasında oturan bir insandı. Kadıköy'de sürekli gitmiş olduğumuz bir pastane vardı. Oradan yukarıya yürüdüğümüz zaman arkamızdan resmen bir ordunun geldiğini. Ya o kadar sevilen bir insandı ve hepsiyle de teker teker sarılır, öpüşür, el sıkışır, herkese teker teker selam verir. Öyle otururdu. Çünkü dikkat çeken bir yapısı da vardı ve çok seviliyordu. Dün akşamki kasa hesabı 5 kuruş fazla çıktı. Bul o 5 kuruşu. Bastıra babacığım, bulacağım o 5 kuruşu babacığım. Bastıra. Çekil. Çekilirim babacığım. Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden Hulusi Kentmen, 1961 senesinde kendi adını taşıyan bir tiyatro kursa da, maddi imkansızlıklar nedeniyle tiyatroyu bir süre sonra kapatmıştı. Torunu Melek Kentmen, dedesinin adını yaşatmak istediği için tiyatroyu tekrar kurdu. Hem vasiyeti vardı. Hadi geç içeri. Fakat
Makat makat anlamam. Geç odana. Yoksa bir elense daha çekerim, bir hafta yataktan kalkamazsın. Hadi. Tiyatro, sezona Yeşilçam müzikali ile girmeye hazırlanıyor. Müzikal ağırlığı fazla olan bir oyun, Yeşilçam müzikalini sahnelemek için hazırlanıyoruz. Nurlar içinde yatsın, çok güzel bir miras bıraktı arkasında. Hala seviliyor, hala sayılıyor. Özlüyoruz, seviyoruz, saygıyla da anıyoruz. Yeşilçam müzikali ile hepinizi bekliyoruz. Burada noktalayacağız. Birazdan Mehmet Akif Ersoy ana haberle karşınızda olacak. Tekrar bütün ekip adına mutlu, huzurlu, sağlıklı bayramlar diliyoruz. Habertürk ekranlarından. Akşam 29'da hoşçakalın.